Feride? Günaydın. Cüneyt. Cüneyt sevgilisini kaçırmaya geldim. Hadi kalk gidiyoruz. Sabah sabah nereye gidiyoruz? Ya Feride çok soru soruyorsun hadi. Ya tamam bari üstümü değiştirseydim. Bana bak ya hemen çıkarsın ya da bütün gücümle Feride'yi seviyorum diye bağırırım. Tamam tamam tamam. Gözlerimi yaşarttı beni yollarda karşılamanız. Günaydın Zevzek. Günaydın abicim. Günaydın. Günaydın canım. Sabah sporuna mı abi? Abi, kızı böyle mi çıkartacaksın? Kemal. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi. Buyurun. Güle güle. Selim'in parayı hala bulamadığına eminiz değil mi? Tabii ki. Yaş tahtaya basar mıyım ben? Olsun. Ben yine de sorayım dedim. İthal kumaşlar bugün geliyor. Depo şefini aradım. Selim'e nöbet yazdırdım. Sevkiyatla o ilgilenecek. Keşke direkt para tahsilatına gönderseydin. Selim'le kumaşları çalacağından nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Bu kumaşların bir topu kaç bin lira biliyor musun sen? Bu Selim'e para emanet etmekten bile daha kolay. Selim kumaşları görünce gözü dönecek. Eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek diye buna deniyor yani. Aynen öyle. Planımız tıkır tıkır işliyor. Sonra da kumaşları çalarken enseleyeceksin Salah'ı. Şeytana pabucunu ters giydirirsin sen. Ben de seni seviyorum. Nasıl? Olmuş mu? Hem de nasıl? Her an üstündekileri yeniden çıkarabilirim. Bu kadar hazırlık Osman Bey için mi? Bir daha sakın bana böyle bir şaka yapma. Nefret ediyorum o pislikten. Gözümü kırpmadan öldürebilirim onu. Tamam. Affedersin. Çok güzel oldun. Her zamanki gibi. Her zamankinden daha da güzel olmam lazım. Daha güzel olamazsın. Cüneyt de beğenir mi dersin? Ben beğendikten sonra elbet beğenir. Bakıyorum Cüneyt'ten yana bir sıkıntın yok. İyi anlaşıyorsunuz ya tabii. Ne o? Kıskandın mı yoksa? Ne kıskanacağım ya? Sen benimsin. Hadi hadi, geç kalacağız. Cüneyt gecikecekmiş. Yine o besleme sevgilisiyledir. Boş ver. Son günlerinin tadını çıkarsın. Biz de seninle eğlenelim. Aşkım, sen ne yaptın? Kahvaltı hazırlattım. Sanki evimizin bahçesindeymiş gibi. Hayal bu ya. Şimdi ben güzel karımla evimizin bahçesinde harika bir kahvaltı yapacağım. Karımla. Thank you.
Karım beni elleriyle besliyor ha. Hoca mı sürdün sen? Hı hı. Yakışmamış mı? Yo, çok yakışmış. Yani böyle daha mı iyi olmuş? Eskiden beğenmiyor muydun? Ben seni her zaman her halinde beğeniyorum. O güzel, yumuşacık ellerini bir şey sürmene gerek yok. Yıldız. Cüneyt'in Feride'yi kahvaltıya götürdü. Sakın babana bir şey belli etme. Tamam tamam söylemem. Ay anne iyi ki söyledin. Babacığım gündem yoğun yine galiba. Bakmak lazım kızım. Yaşadığın ülkede ne oluyor bilmezsen burnunun ucunu göremezsin. Osman Bey, buyur. Nazire bana da bir tane yapar mısın? Hemen yaparım. Sen. Vallahi yaparsan içerim Nazur. Her işe koşma Nazire. Söyle Feride'ye sana yardım etsin. Ediyor. Etmez olur mu Osman Bey? Ben söylesem de yardım ediyor, söylemesem de. Kız kendini parçalıyor. Nerede o zaman? Kahvaltıda da yoktu. Biraz rahatsız ya. Evet evet uzandı biraz. Cüneyt. Kalksak mı artık? Şu reçelden yemeden hiçbir yere gitmem. Ama bu son, tamam mı? Bak, çok geç kaldık. Gitmem gerek. Zühre Hatun haberi var. İdare eden nasıl olsa. Zühre anneye söyledin mi? Yani burada baş başa olduğumuzu biliyorlar. Evet, ne var bunda? Ya Cüneyt ya. Kızardı. Kıyamam ben utangaç sevgilime. Yalan söylemekten iyidir değil mi? Evet. Oh be. Şöyle birazcık daha oturalım. Cüneyt. Yok gidelim gene de. Zühre anne zor durumda kalmasın. Osman amca beni sormadan gitmem gerek. Tamam. Nasıl istersen öyle olsun. Ya Cüneyt inşallah kimseye görünmem. Öpücük. Cüneyt ne yapıyorsun? Şimdi birisi görecek. Hadi git sen akşama görüşürüz. Peki küçük sevgilim peki. Yine senin istediğin gibi olsun. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hadi git. Hayırlı işler Osman Bey. Sağ ol Zühre Hanım. Babacığım. Bunu unuttum. Sağ ol kızım. Al asmalık. Bu ne hal? Sabah sabah nereden geliyorsun bu halde? Hani hastaydı bu kız? Ben... Kes! Sana nerede olduğunu sormuyorum. Sormayacağım. Açıkçası öğrenmek istemiyorum. Ama şunu bil ki, ben kendi çocuklarıma dahi bu kadar müsamaha göstermedim. Göstermem. Osman amca. Hareketlerine dikkat et. Kendine çeki düzen ver. Bu evde yaşadığın sürece benim kurallarıma göre yaşayacaksın. Bu aileye yakışır şekilde davranacaksın. Haddini bileceksin. Şey... Sana anasızlığını, babasızlığını hissettirmedim bugüne kadar. Kendi çocuklarından ayırmadım. Sen de buna göre davranacaksın. Osman Bey, yeter artık. Kız anladı. Ben çok özür dilerim. Bekliyorum.
Pardon, çıkayım mı? Evet, Feride için olacak. Her zamanki masa olursa iyi olur. Pasta da özenli biraz. Teşekkürler. Yeni iş için çizimler hazır. Güzel. Otel işi olunca biraz zorlandım ama sonradan toparladım. Çizimlerin hepsi burada. Bugün beraber bakarsak bitiririz. Bugün mü? Evet, bugün. Bu kokuyu biliyorum. Eski sevgilim kullanırdı. Babam Sidem dosyasına bu kadar kafayı takmışken aradan çıkartalım bu işi. Ay, o etek çok güzeldi değil mi aşkım? Aklım onda kaldı. Hem bana da çok yakıştı. Aha. Akşam gidip alalım mı o zaman? Olur, bakarız. Ya şimdi direksiyondayım. Ben onu inince ararım birazdan. Ah! Ne yaptın Kemal ya? Üf! Yandın mı? Ne oldu? Hayır. Soğuk içiyorum biliyorsun ama elbisem mahvoldu. Tamam, sileriz şimdi, geçer. Geçmez. Geri dönüyoruz hemen. Alışveriş merkezine mi? Yapma Handan. Çok uzun sürer şimdi. Hem Melis'lere gidiyoruz. Ne gereği var? İmkansız. Ben Melis'e böyle gidemem. Hadi dur. Kenara çek. Şurada bir mağaza var. Bari oradan bir şeyler alayım. Hah, merhaba. Çok acil üstüme bir şeyler bakmam lazım. Tabii efendim. Siz şöyle geçin. Renk konusunda fazla seçeneğimiz yok maalesef. Ama bana sorarsan ilk versiyonda nar çiçeği kullanalım derim. Hoş geldiniz. İyi bir ekip oldunuz siz. Nasıl gidiyor bakalım? Benim hoşuma gitti çizimler. Baba, bir de sen bak. Örnekler orada. Taşındığın ev bize yakınmış ha? Evet efendim, çok yakın. İyi. Bir ihtiyacın olursa sakın çekinme. Uğra. Her zaman bekleriz. Çok sağ olun. Zaten eşiniz ve kızınızla tanıştım bile. Hızlı çıktın sen. Aferin. Affedersiniz. Özledim seni. İzninizle bir iki yere telefon etmem gerek. Tabii. Bak sen işine. Görüşürüz. Dün evini taşıdı. Bugün işinin başında. Aferin. Cevval. Çok özledim seni. Gel bak, sana ne göstereceğim. Vay! Selim Itizoka'yı yuttu ha! Harika! Evet, artık elimizde büyük bir koz var. Ne dersek yapmak zorunda. Bekle. Ne yapıyorsun? Özledim seni. Yapma! Yapma, herkes burada. Yapma! Umurumda değil.
Oldu mu hanımefendi? Tabii ki hayır. Ya ne kadar iğrenç, ne kadar bayağı bir şey bu. İsterseniz bir de bunu deneyin. Ha yok. Sen demin böyle pullu payetli bir şey göstermiştin. Bu mu? Heh, ver şunu. Onun altına bile böyle pantolon güzel gider. Alo? Merhaba Bahar. Merhaba. Nasılsın Kemal? İyiyim. Sen? Ben de iyiyim. Bizim duraktan ayrılmışsın. Evet. Olsun. Yani ana durak da yakın bize. Ana durak mı? Ha. Evet. Ben mesajını gece gördüm. O yüzden cevaplayamadım. Olsun, önemli değil. Zaten bütün gün direksiyon başındasın. Normal tabii. Ya, evet. Ne diyeceğim? Gelirim demiştim ya, bahçe işi için. Gelemeyeceğim. Olsun, ben de zaten bu akşam ders çalışacağım. Sorun değil. Tamam o zaman. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Yalan üstüne yalan. Aferin Kemal. Aferin. Pardon. Konuşmanız bittiyse artık benimle ilgilenir misiniz lütfen? Pardon, geliyorum. Şunun bir beden küçüğünü istiyorum. Hemen. Nereden buluyorlar sizin gibileri ya? Bu oldu galiba. Ne demezsin. Şunu bir poşete koy. Hemen. Hadi ama acelem var. Hemen efendim. Ne kadar bunlar? 65 lira. Hanımefendi para üstünüz. Gerek yok. Aşkım hemen gidiyoruz şu iğrenç yerden. Şu almak zorunda kaldığım şeylere bak ya. Fena değil miyiz? Hadi Kemal çabuk. Melis bekliyor. Şansını aldı, yüzü gösterecek bana. Hanımefendi! Filerinizi unuttunuz. Neyse, geri döner herhalde. Sen daha çıkmadın mı? Birkaç işim daha var kuzen. Misafir olayım yine. Oho! Senin de eline iyi ki bir koz verdik ha. Takılıyorum canım. Evet, bu kadar çalışma yeter. Ben çıkıyorum. Ben de geliyorum, bekle. Tamam. Siz daha buradasınız galiba. Evet. İyi çalışmalar. Kolay gelsin. Salak herif. Selim, hemen odama gel. Sizin mağazanın oradaydım bugün. Bakındım, göremedim seni. Yürüyerek geldim ben. Dur dur, ben koyarım. Sen zaten yorulmuşsundur. Annem dün gece kaçta yaptı şu böreği bak hatırlamıyorum bile. Tutmasam o saatte getirecek size. Sabah da binbir tembihle çıktı evden. Aman illa söyle Bahar'a gelsin bu börekten yensin çok sever diye. Canım Nazire teyzem. Ben de annem gibi severim Nazire teyzeyi. O da seni kızı gibi sever zaten. Kemal aramış, yetişemedim.
kadar sıkıntının, taşınma telaşının içinde bir de fazla mesai çıkardım. Kusura bakma. İş her zaman önce gelir. Ayrıca benden çok sen uğraştın bu işle. Yok canım. Sen olmasan hakikaten bitiremezdim bu işi. Çok sağ ol. Yukarı kahve içmeye davet edeceğim ama... Geç oldu. Eve gidelim. Teklif var, ısrar yok. Güle güle. Hoşça kal. Evet, seni dinliyorum. Bir açıklaman vardır herhalde. Ben ettim Senet Bey. Sandığın gibi değil. İnsan yediği kapak ister mi be? Vallahi istemeden, yeminle çok zor durumdaydım. Zorda kalırsam herkesi satarım diyorsun yani. Yok, ben mecbur kaldım. Allah aşkına Tunç Bey, geri ödeyecektim. Tamam be, tamam. Bana martaval okuma. Senin gibilerin ciğerini bilirim ben. Bu yaptığının bedelini ödeyeceksin. Alo. Kemal kardeşim, 2 saattir arıyorum, açmıyorsun telefonu. Ha. Öyle mi? Frenler mi? Tamam tamam, hallederiz ya. Tamam hallederiz. Bizim Necdet abiye götürürüz, hallederiz ya. Ha. Tamam o zaman. Ha, ne filmi? He tamam o zaman. Tamam konuşuruz. Hadi bay bay. Tamirci lazımmış da ondan aramış. Şey, bir de film falan dedin galiba. Sinemadaymış, aradayken aramış. Ya şu dıt 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 bir konuşturmadı beni, gideyim bir şarj takayım, geliyor. Acil işi sinemaymış demek. Bir de yalan söylüyor. Sanki ben zorla çağırdım. Bulamadım şarj aletini. Berat, ben gideyim artık. Senin miydi? Ders notlarım yere düşünce arasına karıştı herhalde. Berat, ben artık gideyim. Geç oldu zaten. Otursaydın daha bahar. Hem zaten annem gelecek birazdan. Annemle de oturursunuz. Bak hem çayını da içmemişsin. Yok dedim ya, geç kaldım. Gideyim ben. Her şey için çok sağ ol Berat. Görüşürüz. Görüşürüz. Yürek yangınımsın sen benim. Canım, iki gözümün çiçeği. Şart oldu artık sana yazmak. Konuşmak isterdim seninle. O güzel gözlerine baka baka söylemek ama... Kesin okudu abi. Başkasına yazdığımı zannediyor ya. Sen bugün neden öyle gittin apar topar? Ben hiç. Ben biliyorum. Mektup yüzünden değil mi? Yo, ne mektubu? Biliyorum Bahar. Okudum mektubu. Aslında iyi ki de okudun. Yani çünkü sen okumasaydın
Ben sana verebilir miydim bilmiyorum o mektubu. Yanlış anlama, korkudan değil. Yani ben hayatım boyunca bugünü bekledim. Sana bunları söyleyebilmeyi. Seni sevdiğimi. Berat, ben... O mektup sanaydı Bahar. Başka sana yazılmadı. Eylül. Gerçekten çok özür dilerim. Ben bu konuda çok hassasım. Hayatımdaki insana karşı yani. Belki de geçmişimde yaşadığım şeyler içindir. Neyse. Daha önce aldatıldın mı? Bu konuda konuşmam aslında. Ama evet. Çok kötü bir şeydi bu. Haklısın. Rahatsız olmazsan dinlemeyi çok isterim. Klasik hikaye. Çok seviyorum diye başlar. Sonra her şey alt üst olur. Kafanda kurduğun mükemmel dünya. Masumiyet. Sevgi. Sonra her şey yıkılır. Sonra da herkesten şüphe etmeye başladın değil mi? Ama sonra Feride çıktı karşıma. Benim masum Feride. Dünyayı yeniden kurdu kendi elleriyle benim için. Ben bir daha sevemem diyordum. Aslında sevgi nedir bilmiyormuşum. Feride. O çok şanslı biri. Ben de öyle. Bir arkadaş şarap. Onu görmeden bu gece bitsin istemiyorum. Ben kalkayım. Her şey için teşekkürler. Her zaman beklerim. Seni sevmediğim hiçbir zaman hatırlamıyorum biliyor musun? Sanki hep seni sevmişim gibi. Sanki hep sana aşıkmışım gibi. Berat. Bahar, bir dakika kesme sözümü. Çünkü şimdi konuştum yoksa bir daha yapamam bunu. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Yani gecem sen, gündüzüm sen, sabahım sen, akşamım sen. Hep sen. Hani üniversiteye gitmeden önce bir gün... Belki İstanbul yazarım. Belki orada okurum demiştin, hatırlıyor musun? Daha liseye gidiyordun o zaman. Kırmızı bir gömleğin vardı üzerinde. Böyle saçlarını tepeden toplamıştın. O zamanlar hep öyle toplardın zaten. İşte ben o gün eve gittim. Uyudum. Bir daha hiç uyanmak istemedim. Çünkü uyandığımda seni göremeyecektim. O zaman hiç uyanmayayım dedim ben. Madem Bahar yok, ben neden uyanayım ki dedim. Berat, lütfen. Bahar. Diğer insanlar neden uyanır bilmiyorum ama... ben her sabah senin için uyandım. Belki seni görürüm diye. Berat, ne olur yeter. Ben seni kardeşim olarak görüyorum. Sen hiç böyle düşünmedin ben. Berat! Thank you.
Sana içiyorum Cüneyt. Bu eve kendi isteğinle geleceğin günleri içiyorum. Hareketlerine dikkat et. Kendine çeki düzen ver. Bu evde yaşadığın sürece benim kurallarıma göre yaşayacaksın. Bu aileye yakışır şekilde davranacaksın. Haddini bileceksin. Senden nasıl vazgeçerim? Nasıl? Bahar. Annem. Çöktün kaldın burada kuzum. Üşüyeceksin, hadi gir içeri. Birazdan gelirim anne. Berat niye gelmiş? Hiç. Öyle uğramış işte. Aklın o çocukta değil mi? Kemal'de. Ne ilgisi var anne? Sana ne anlatacağım? Anneannen rahmetli gözünden anlardı. Üzülmüş müyüm? Sevinmiş miyim? Ağlamış mıyım? Sevdalı mıyım? Ben de senin gözünden anlarım kuzum. Sen sevdalı mısın Kemal'e? Anne, benim aşkla sevdayla uğraşacak zamanım yok. Hem sen demedin mi bu sabah zaten? Merak etme sen. Ne aşk, ne sevda. Böyle şeyler üzmez beni. Annem. Hadi kuzum. Üşüyeceksin. Gelirim birazdan.